Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Evet. Değerli dinleyenler, 11 Mayıs Salı gecesi 2023 -10 doldu. Bir salı sizlerle birlikte izler dostum Mete Onduk. Ben Kaan Çaydamlı, Kadıköy Standart FM Merkez stüdyolarında canlı yayındayız. Kaybedenler Kulübü biliyorsunuz. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Tabii çok aslını sorarsanız yorucu ve neredeyse buhranlı bir bahar yaz geçişi. Evet, bahara geçiş. Diyebileceğim bir şey değiliz. Evet, bahar neredeyse, yani bugün de giydiğim kıyafetlere bakarsak gelmek için adeta bir şey bekliyor yani. Evet, evet. Yani bizim scarf dediğimiz ince atkı, kalın boyun bağı, kalın arası, boyun bağı. Aksesuar mevsimindeyiz adeta. Evet. Uzaklaşamıyoruz oradan. Evet. Daha bir kısa pantolon, bir atlet, evet, üstü ince yelek şeyi de geçemedik. Evet, geçemedik. Geçemeyeceğiz gibi de gözüküyor. Öyle de gözüküyor açıkçası. Ama yani sonuçta biliyorsun dünya dediğimiz kaya güruhu eksen eğikliği sebebiyle bir kere eğik bir şey. Evet, zaten bir eğikliği zaten var. Zaten yani. Evet. Şimdi gel de sen bunu anlat. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak bahar, evet, gelmek durumunda. Çünkü eliptik yörüngelerde eğik eksenli sabit hızlı hareketler şeydir yani, sıkıntılıdır. Kendimden biliyorum. Yok, ben zaten siz söylerken kendinizi mi anlatıyorsunuz diye bakıyorsun. Evet. Hafif fırtınalı olur bildiğim kadarıyla. Evet, evet, evet. Özellikle geçiş zamanları. Geçiş zamanları şey olur yani, biraz sarsıcı olur. Evet, Lodos. Lodos. Şey, yukarı Poyraz. Yukarı Poyraz. Şey yer. Karayer. Karayer. Akdeniz anemisi. Deniz anemisi. Şey. Böbrek yetmezliği. Böbrek yetmezliği. Cüzzam. Cüzzam. Üst salgı. Üst salgı bezi bozukluğu. Alt salgı bezi bozukluğu. Evet, çeşitli. Yani evet, tabii. Yani zor. Nemfoma. 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 Aşırı migren. Evet, aşırı migren. Çok önemli. Eklem sızıntısı. Evet, dogi. Dogi. Şeyi. Şey. Mesela karın kazıntısı mesela. Karın kazıntısı. Kazıntısı. Kasık şeyi yani, burulması. Burulması. Kazan dibi mesela. Kazan dibi. Tavuk göğsü. Tavuk göğsü. Evet.
Evet. Aynen. Hem su muhallebisi. Su. Ya. Sakızlı. Sakızlı su. Hadi bakalım. Ha. Ha, şimdi sen açıkla bunu. Ha, hadi bakalım. Açıkla. Açıklarım. Açık. Bir tweet at. Rusça bir tweet at. Rusça atayım. Rusça atayım. Ya. Evet. Evet, dinleyenler, kaybedenler kulübü burası. Bugün her zaman olduğu gibi yine üç önemli konu üzerine yoğunlaşacağız. Bir kaybedenler kulübü geleneği olarak tabii ki daha önce hiç konuşmadığımız tabii üç konu üzerine yoğunlaşacağız. Değerli dostum Mete Onur, Kaan Çaydamlı. Konularımız aşağı yukarı şöyle. Bugün şüphesiz ki hayattan bahsedeceğiz. Hayattan, kadınlardan ve biraz da aşktan. Çok yabancı olduğum bir konu. Evet, benim de çok haşır neşir olduğum bir durum değil ama bak, gelin görün ki hayat beraberinde bütün sıkıntıları geçiriyor. Ne kadar kaçarsanız kaçın. Nereye kaçacaksınız? Gün sonunda bir kadın karşınızda. Böyle. Bir gün bir kadın seveceksiniz ya. Evet. Ya da bir kadın sizi sevecek. Ya o daha kötü. Daha kötü. Camı açabilir miyim biraz? Bence camı açmalısın. Şey geldi değil mi? Bastı. Bastı değil mi? Evet. Basar. Ya da bir adam sizi sevecek. Tamam ya, bir adam sevebilir, ne olacak? Yani. Ya da bir adamı seveceksiniz. Bir adamı seveceksiniz. Ya bir adamı bir adamın sevmesinde de sorun yok bence. Hiçbir sorun yok. Adam, yani sonuçta bir adam bir adamı sevebilir. Bu yani sevgi. Evet. Çok üzerinde konuşmayı sevmemekle beraber sevgi. Evet. Ne yapıyor? Emekli oldu. Ay iyi be. EYT herhalde. EYT. İki kedi aldı. Hmm. Onlara bakıyor. İşte yoğurt yapmaya başlamış evde. Kendi kendine. Kendi kendine. Kedi sütünden mi? Keçi. Ha, o zaman keçi de al. Keçi, keçi zaten şeyde varmış. Çiftliği vardı, onu hatırlarsan. Doğru, o öyle bir izbe bir yerde yaşıyordu. Çalılık şey. Keşan'dı. Hı. Selam bu arsana. Öyle güzel. Çok sevindim. Valla ben de sevindim açıkçası. Çok sevindim. Şimdi tabii hazır konu açılmışken, madem hayat kadın ve aşktan bahsediyoruz. Bahsedeceğiz, ilk defa olacak. Şimdi aşk çok tehlikeli bir konu. Yani hem yıllardır uzak durmaya çalıştım. Ama sonuç itibariyle ki hiç tasvip etmedim. Yani kişisel olarak hiç hoşlanmadığım bir cinsel ilişki potansiyeli de barındıran bir format. Tabii kimyasal bir şey, formül aynı zamanda. Süreç yani. Evet. Kimyasal bir süreç. Evet. Dolayısıyla da mesela korunmanız gerekir. Tabii. Ama mesela çekilme, yani mesela çekilince bu bir korunma yöntemi midir? Geri çekilerek mi? Geri çekilme bir korunma yöntemi. Çok ileri çekilmez yani. Yani çok ileri bir çekilme düzeyi olabilir tabii. İleri çekilirsen ama çekilme her durumda yani bir geri ihtiva eder diye düşünüyorum. Tabii yani. Tabii çekilme geri çekilmedir. En azından şey olarak arkeolojik olarak. Yani. Tabii. Doğru. Evet, bir koruma yöntemidir. Çekilince korunur muyuz yani? Tabii. Ama bu bir timing gerektirir değil mi? Yani sonuç itibariyle. Bu tecrübe gerektirir her şeyden önce. Daha önce çok çekilmiş olmak lazım yani. Ya tabii, tecrübe, kontrol. Bir de çekinmemek lazım. Çekimser olmak lazım, çekimser. Çekimser olmayacak. Yani o karar anı, evet. Bunu çok... Evet. Doğru zamanda, doğru anda vermek lazım. Bir kere oldu bana. Bir kere mi oldu?
Ya lafın gelişi. Evet, evet, evet. Bir kere oldu dedi, çekiniyor musun dedi. Yok dedim, çekiliyorum dedim. Çekinme dedi. Dedim anlaşamayacağız herhalde yani. Güzel demiş aslında. Ama bence bu bir şeydi, bir tuzaktı yani. Bir tuzak hissi var. Bir kumpas şeysi vardı. Evet, evet, doğru. Bir de bunu söyleyen bir kadın mıydı? Şüphesiz. Onu şey yapmamak lazım. Erkeklerden çekinmem ben. Ben de. Çünkü az çok... Şeyini bilirsin. Ne halt olduklarını bilirsin. Yani, senden biliyorum. Doğru. İşin içinden ne çıkacağını bilirsin. Arkasında ne duruyor onu bilirsin. Evet, doğru. Sen adaylığını açıkladın mı Amir? Ben çekildim. Vaktinde çekildin herhalde, duymadım çünkü. Yani tam... Ya aday olmaktan çekildim. Ha, anladım. Aday olmaktan. Ben çünkü acaba çekindim mi diye düşündüm. Yok. Ama yok. Demek ki çekildin yani. Senin ama daha önce adaylıkların var çeşitli. Var çeşitli tabii. Sen bir ara sanıyorum Güney Afrika'da bir bölgede bir başkanlık gibi bir şey. Valiliklerim var benim. Kraliçeye mi bağlıydın? Doğrudan. Doğrudan. Tabii. Güney Afrika denen yer sadece Afrika'nın güneyinde olan bir yer değil. Evet. O yüzden türlü yerlerde coğrafya olarak valilik yaptım. 4 kez Ümit Burnu'nda en ümit veren vali unvanını aldım. Yılın valisi gibi bir şey. Yani. Onun gibi bir şey. Zaten lordluğum oradan gelir. Ha, onun için sir diyor. Ha, yok, lord diyor. Lord, lordum derler. Evet. Ha, sen o yüzden avam kamerasının önünden falan geçerken böyle bir yüzünde oluyor, bir tabii, tabii. Şey, bıyık altı bir şey oluyor. Tabii yani ister istemez. Bir de o tabii şöyle bir şey var. Eğer military bir şeyiniz geçmiş, askeri bir şeyiniz yoksa donanımınız. Hı-hı. Ki senin yok. Ki benim yok. Başka bir statüde ele alınıyorsunuz. Tabii bir bazı benefitler, bazı şeyler de oluyor. Ne diyelim ona? Primden yanlış olur. Ekstra gelirleriniz de oluyor. Ama ben emekli olduğum için artık bunlar sadece işte burada hatıra olarak anlattığım şeyler diyorsunuz. Yani, ben bir kısmını dinlemedim. Ben de. Anlattığınız için kusura bakma. Umarım bir şey kaçırmamışımdır. Yok, yani. Yok. Kritik bir şey. Geçmiş zaman. Geçmiş zaman. Evet. Bize ulaşmak için tabii onu hatırlatalım. Ya birkaç hatırlatma yapalım. Birkaç hatırlatmamız var onlar. Ha. Tabii benim önümde yazılı. Çünkü yani senin özellikle valilik dönemi anılarına daldığımızda yani vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Yani kişisel olarak ben anlamıyorum. Açıkçası ben de hiçbir şey anlamadım. Evet. Yani, öncelikle saygıdeğer dinleyenler şunu söyleyelim. Gece boyunca bize canlı yayında katılmak, konuk olmak isterseniz Standart FM'in Instagram hesabına bir direkt mesaj göndermeniz gerekiyor. Başka türlü size ulaşamıyoruz. Lütfen bu hesaba yani fm.standart olan hesaba adınızı mümkünse ve telefon numaranızı bize mesaj olarak atın ki size ulaşabilirim, ulaşma şansımız olsun. Çok yeni diyebileceğim bir YouTube kanalımız var. Kaybedenler Kulübü'nün resmi YouTube kanalı. Bu yıl, içinde olduğumuz yıl yaptığımız tüm işleri, burada yaptığımız tüm şovları oraya aktarmaya çalışıyoruz tabii zaman içerisinde. Lütfen bu kanalı bir ziyaret edin. Evet. Mümkünse abone olun. Evet. Varlığınızı, oradaki varlığınızı bizde hissedelim, bize hissettirin. Evet. Önerilerinizi yazın. Evet. Şu olsa bu olsa daha iyi değil miydi diye. Biz zaten onları kale almayacağız. Ama yazın. Yani yazma. Bugün yazın. Yazın. Yazı kalır çünkü. Yazı kalır. Evet.
Yazmazsanız kalmaz. Kalmaz. Çok basit. Söz uçar. Söz uçar, evet. Yazı kalır. Çünkü yani söz dediğimiz şey bir ses dalgasıdır sonuç itibariyle. Evet. Tıpkı radyo dalgası. Yani bu ses dalgasını yükseltme ihtiyacı duymasaydık, yani bir frekans modülü olarak evrimleşseydik hepimiz zaten yani radyo yayını, doğal olarak radyo yayını yapıyor olurduk ki bu konuda yazılmış benim 1926-27 yıllarında ki geçen yıl Forgotten Books'tan yeni baskısı çıktı. İnsan bir radyo dalgası olarak insan. Evet, hatırlıyorum. İsimli çok erken herhalde yazılmış bir metnim vardı. Çok itibar görmedi. Oradaki iddiam da aslında her şeyin bir dalga. Aynı anda bir dalga oldu. İnsanın da bir dalga olduğu yönündeydi. Daha doğrusu Mete Avundu'nun ciddi itirazları. Yani bunu yayınlama. Bir 60-70 yıl bekle. Evet. Demesine dinlemeyerek o yıllarda yayınlamıştım bir risale olarak. Çok pişmanım. Yani şimdi ben sana demiştim demeyeceğim. Ama ben sana demiştim. Evet. Ama neyse ki Forgotten Books bu unutulmuş risaleyi tekrar ele alıp bir başka bilinmez yolculuğuna çıkarttı. Forgotten Books'un bu arada hisselerin çoğunu aldım. Çok iyi yani. Evet. Çok iyi. Yani bayağı düştü galiba. Kelepir diyebileceğim bir fiyatı aldım. Çok memnunum şu an. Evet. Yani bence Forgotten Books'un hisseleri de Forgotten. Belki ileride Forgotten hisse olarak tekrar satışa çıkıyor. Murat Menteş'leri almayı planlıyorlar. Planlıyorsun yani. Yani. Planlıyorlar diyelim. Aslında, etik olarak. Evet. Evet. Aslında tabii bu yani bu nereden geldi şimdi ama yani konuyu da açtın şimdi. Evet. Önümüzdeki sonbahara doğru tahmin ediyorum bir mentelerin peşinde olduğumuzu unutmayınız. Yani şu anda dünyanın çeşitli yerlerinden elimize ulaşmış 6-7 tane yeni mente olarak çok ciddi, çok ciddi tespit edilmiş ve sarih mente. Sarih menteler var, evet. Onayı alınmış menteler var. Bulamadığınız uzun süredir baskısı olmayan kitabı mentinin genişletilmiş baskısı. Aynen, yeni mentelerle önümüzdeki sonbaharda tüm menteşiklerin şeyine sunulacak bayağı arkeolojik bir çok ciddi bir çalışma oluyor. Çok ciddi bir ekip. Çok ciddi bir ekip bence. Evet, YouTube kanalımızdan biraz bahsettik. Orada bir boğazımız ıslansın şeysi var hemen üstte. Çok severim ben öyle şeyleri. Yani bir boğazımızı çok ıslatmak severim. Ya da hani bu kadar şey yapıyorsunuz bir teşekkür ederim diye bir teşekkür şeysi varmış. Evet. Ben girip bakmadım daha kanala ama çok güzel diyorlar. Hadi girip bakmadım. Geçen gün Cüneyt ben baktım güzel dedi. İyi o zaman. Evet değerli dinleyenler. Bugün bir hediyemiz olacak. Bir, küçük oyunumuz olacak. Enteresan bir nesne var. Onu bir fotoğrafını çekip birazdan paylaşalım. Nasıl bir şey olduğunu. Önce biraz nefes alalım. O arada da bakalım ne yapacağız. Ses yok. Soru yok. İnsan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi.
fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Zippomuz bile yok ya. Şu düştüğümüz duruma bak. Pardon. Ben de yığıl kamyonda Zippo vardı. Duruyordur onlar. Bir sandık içinde. Bir yerde duruyor musa? Birkaç tanesine eşim konduğunu hatırlıyorum. Hmm. Oluyor, insan başına geliyor. Bende de çok Zippo var canım, evde duruyor. Benimkiler de duruyor. 16-17 tane var. Yani çok dediğim de şey değil. Yani her Zippo evde kullanmak şey olmuyor. Evet. Dolayısıyla iyi Zippo'yu da kullanmak doğru olmuyor. Dolayısıyla evet. Bir açmaz bir durum. Hatta bir dinleyenimiz var sanıyorum. Evet, Medine Ordu. Merhaba Medine, geceler diyelim. İyi geceler, ne haber? İyi, sen ne yapıyorsun Medine, görüşmeye de? İyiyim, yaşamaya çalışıyorum. Bu sıralar çok daha iyiyim. Bu çok daha iyi. Çok hoş. Evet. Neredesiniz şu an Medine? Sinop'ta yaşıyordum. Hayır, şu an neredesin? Hala Sinop'ta mısın yani? Şu an neredeyim? Mutfaktayım. İyi. Çok iyi. Bir şey mi pişiriyorsun? Bir şey, içecek bir şey mi alıyorsun? Yok, sigara yakmaya geldim. Salonda içmiyor musun? Tek yaşamıyor muydun sen? Tek yaşıyorum. İstediğim her yerde içebilirim ama mutfakta içmeyi tercih ettim. Daha iyi. Sigara zararlı değil mi? Sigara çok zararlı ama işte bağımlılık. Allah Allah. Evet. Sevgi gibi zararlı bir bağımlılık kendisi bence. Ben zararlı bağımlılıkları çok seviyorum. Evet. Bir de bağımlılığın zararlısı olmaz yani. Bağımlılıkla zararlı aynı cümlede kullanılmamalı yani. Daha doğrusu şöyle, tamam. Yok, toparlayamazsam diye yardım et diye sana bakıyorum. Eğer bir şey zararlı olmasa ona bağımlılık denmez. Ha işte, tamam. Dolayısıyla saçma oluyor. Olay bu zaten. Yani, tebrik ediyorum sizi. Bu çok önemli bir şey. Bunu söyleyelim. Mesela keçi sütü bağımlısı. Hmm. Vah 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 diye bir şey duydunuz mu hayatınızda? Ya da çok kitap okuyor, bağımlı, vah. İşte ya yani, biblioman olur, bağımlı olur ama okumaz yani, toplamaya. Yani evet. Toplar. Yani şimdi bir de şöyle bir şey var Medine, her şeyin fazlası zarar yani, ben kendimden biliyorum. Tam onu diyecektim. Yani, evet. Keçi sütü, kaç galon içeceksin kardeşim keçi sütü? İçemezsin zaten, İçemez. Şey, kusarsın. Keçi sütünden doğru dürüst peynir de olmaz. Canın çıkar. Şey yani. De olmaz, rakı da olmaz. Yani fikrimi sorarsanız. Sütten zaten rakı olmaz. Yani. Yani aşırı fermante etsen yıllarca. Ha, sabaha kadar fermante etsen yine olmaz yani. Şeker koysan süt reçeli olur. Yani olmaz yani. Ya fermante edip damıtsan. Hani belki 3 defa distile ettiniz. Liköre doğru kaçar. Ama ne uğraşıyoruz? Patates kabuğu şey varken. Bayağı cek olur yani. Evet. Dolayısıyla yani geçenlerde mısır evde yanlışlıkla mısır fermente etmişim. Unutmuş musun arkadaş da? Ha. Yani yazdan almışız. Hı-hı. Bir ara bunu haşlar içeriz demişiz. O arada da bir şeye dalmışız yani. Bir mevzuya dalmışız. Kalmıştır herhalde. O. Evet. Sonra bir mutfağa geldik, baktık, aa dedim bu fermente olmuş. Aa dedi, bu fermente olmuş. Ne de pis kokuyor dedi. Kokar. Kapat dedim o şey, ya, pis ağzını dedim. Bir önce bir ağzını şey yap. Bir yıka geldi seni. Bir çalkala yıka gel.
Neyse, banyoya gitti. Şimdi bazı kadınların bu banyoya gidip gelmeme şeyi çok şey bir bağımlılık. Aşırı rahatsız edici bir bağımlılık. Yani. 38 dakika. Bu esnada ben Mısır'ı koçanından ayırıp daha rahat edebileceği bir küçük kiremit bir şey alıp üzerine kapattım. Güvenç. Güvenci aldım. Bir tür güvenlik yani. Hı hı. Arkadaşı yolcu ettim. Aşağı yukarı bir hafta kadar sonra da baktım bayağı canlanmış ya bizim Mısır. Neredeyse konuşacak benimle. Fokurdar. Evet. Dedim gel seni bir distile edeyim kardeşim dedim. Sonra akşam içtik onu. Taze taze of. İyi. Güzel. Ben öyle severim. Öyle bir bağımlılığım vardır benim. Yani fermente bir şeyi görmeyeyim distile ederim yani. Çok iyi. Çok çok iyi bir bağımlılık. Harika bence. Yani çok da eleştirilirim bu konuda yani. Peki Medine sizin hayat nasıl? Yani genel olarak şeyde. Sinop'ta. Her seferinde sorduğumun farkındayım ama özellikle her seferinde soruyorum. Evet. Köyde yani, köyde devam değil mi? Köyde devam lanet olsun. Gitmeme 2 ay kaldı. Çok mutluyum. Aa. Evet. Sana, onun dışında yani, sana bir çıkma teklifi gelmişti aslında. Sen YouTube kanalına baktın mı? Orada bir bir şey altta bir yorum gördüm. Ben de Sinop'tayım işte şu çıkalım şuraya gelirsen birer kahve içelim falan filan şu hayda şey diye bayağı yazmış herif sana yani. Ya bana Insta'dan bir iki tane yazan oldu. Hı. Nereden? Insta. Instagram'dan. Amel Insta şey bir sosyal medya uygulaması. Tamam şu an açık önümde kullanıyorum da ona Insta demek şey aşırı cool'muş. Bilmiyorsun sandım pardon. Bilmiyor muydunuz bunu ya? Senin telefon akıllı mı ya? İnş gibi bir şey. İns. İns. Ayfer değil mi? Benimki Ayfer. Ayferler akıllı oluyor. Bayağı akıllı bu. Da biraz yaşlandı. Değiştirmek lazım yani. Prensip olarak ben 5 ila 7 yılda bir değiştiririm mesela. Oğlum öyle söylüyor. Baba sen de yaşlısın. Telefon da yaşlı diyor. İyi annen, annesi için yaşlı demiyor. Yani. Yok ona o kadar kafası çok yemez. Yani yemez. Büyük ihtimalle yemez. Yemez. Ne düşünüyorsun Melide bu şey konusunda çıkma konularında? Çok rahat olmayacağını tahmin ediyorum ama. Erkek arkadaşım var artık. Aa. Hayda. O yüzden çok iyi. Hayda. Oluyor mu böyle ya? Vay be Sinop'un dağlarına da kar yağarmış yani. Vay be. Dağların ardından. Ha. Vay be. Nasıl seks meks yapıyor musunuz? Şimdilik uzak mesafe. Nasıl uzaktan seks olur mu ya? Yani. Ben İstemesi oluyor da. Bilmediğim yani, için. Yani gerçeğinin tadını vermez şimdi. Vermez. Ya bence de vermez de yani. Gerçi ben nereden bileceğim yani ben zaten o kadar uzağım ki böyle şeylere artık ya. Yani. En son sanıyorum Dead Valley'den yukarı doğru çıkıyorduk hatırlarsın sen. Orada şeyi kanyonu geçtikten hemen sonra. Evet. Bir küçük bir şeyde kalmıştık. Yol kenarı motelinde, Motel 6'da. Evet. Sen 6 mi 66 mi? 6. 66'daydı ama yani. Route 66'daydı. Historik değildi ama. Historic 66 değildi. Vay bildiğin. Standart 66. Ama o yıllarda zaten 66 historikti. Bence de. Binaenaleyhine. Ben bir havuza gideceğim. Oradan da bir Joshua Tree National Park'a inip kum taşlarından oluşmuş doğal heykelleri izleyip geri geleceğim demiştim. Biz de yalnız kalmıştık. Evet doğru. İster istemez. İşte son hatırladığım odur yani. Ki aşağı yukarı bir 70-75 yıl oldu galiba değil mi?
En az. Çok olmuş. Ben hijyenik bulmuyorum seksi, o yüzden ben yani. Ben de aşırı... Karşı değilim yani. Evet, evet. Neden? Yapana itirazım yok. Yapana itirazım yok. Ha, yapan mısın dersen yaparım. Yani ya yapmayayım. Allah Allah. Ama yani, hijyenik bulmuyorum yani. Yani. Hijyenik bir şey değil. Bir de yani korunmak falan gerekiyor. Yani çekilmek lazım. İşte çekilince insan ayrı bir şeye geliyor. Yani. Evet, doğru. Bir tatsızlık oluyor falan filan. Yani böyle karmaşık bir konu. Yani neresinden şey yapsan şey. Kapatalım bu konuyu. Kapatalım bence de. Tadım kaçtı. Ben de. Ya bir şey soracağım. Tabii. Her konuda zaten çekiliyoruz. Bari bunda çekilmeyelim be. Okey. Okey. Bunu erkek arkadaşınla konuş bence. Yok, benimki genel dünyaya bir isyan ettim şu an. Ya çekilmeyi bilmek lazım yani zamanında zaten. Çünkü çekilme dediğimiz şey Hüsnü'nün başında da konuştuğumuz gibi bir zamanlama meselesidir yani. Ne erken ne geç yani. Erken çekilmek erken boşalma gibidir. Geç çekilmek büyük çekinceler yaratır. Bu şekilde açıklamaya gayret edeyim. Medine çok sevindik. Mutlu olmana, sesindeki neşeye. Gerçekten. Evet, harikasın gerçekten. Ben bildirmeyelim. Hiç bir kere maşallah diyelim. Ama yani korktuğum bir durum. Birisi tarafından sevgi görmek beni çok korkutan bir durum. Öyle. Anlayabiliyorum. Evet. Bu saatin başında söylediğimiz gibi. Yani sevgi, yani birini sevmek. Ya da daha tedirgin edici tarafı biri tarafından sevilmek. Çok kaygı verici. Yani çok. Öbür camı da açacağım. Ya sana da bastı yine değil mi? Çok teşekkür Medine. Görüşürüz. Medine görüşürüz. Amir şu şeyi bugünkünün hediye müthiş yani. Sanırım bakıyorum, emin miyim? Bakıyorum. Paylaştı. Yani biraz bilgi versene ne bugünkü hediyemiz ne yani oyunumuzun nesnesine. Bugünkü oyunumuzun yani garip tersten çıkartırmamızın nesnesi Amir belki inanmayacaksın. 1968 Ağustos. Çüş. Florida'daydım ben. Çıkışlı bir Playboy dergisi. Wow. O zamanın aşırı beyaz yaka entelektüel evet, içinde, tarafında duran. İçinde çok hoş makaleler ve çok hoş. Ya inanılmaz. Fotoğraflı olan evet. bir dönemin gençliği için yani Emanuel bizim için neyse Playboy'da yani, oydu evet. Ama tabii entelektüel bir boyutu da olduğunu vardı. Söyleyelim. O yüzden evet. Ben sevmezdim. Çünkü o yıllarda İngilizce bilmiyordum ben. İngilizcem yoktu. Evet, bunun Türkçesi de çok geç dönemlere denk geldi. Bizim maalesef 70'li yıllarımıza denk geldi Türkçesi. O yüzden... Ki daha entelektüel de denemezdi bizde çıkanı. Hıncal Kılınç falan. Hıncal Kılınç. Kılınç. Falan. Ellerinden geldiği kadar yukarıda tutmaya çalışıyorlardı ama bakınız ki... Ama o yaşlarınızı yukarıda tutacaksınız. İşte olmuyor. Durmaz ki. Zaten o işler öyle olmuyor. Hıncal Kılınç dik gömmüşler ama tersten. Ben de öyle duydum. Şey yani ayakları yukarıda kalacak şekilde dik gömmüşler. Ben de öyle diyorlar. Kuzguncuk'ta geçen gün bir arkadaşla kahve içiyoruz. Senden iyi olmasın. Benden iyidir o. Yani belki belli açılar. Evet. Yani hangi açıdan baktığında. En azından benim baktığım açıdan öyleydi. Orada duydum yani bir kulis bilgisi olarak. Terstendik mi görmüştü? Terstendik evet. Görmüştü. Muazzam. Şeytan kulağına. Evet. Bu akşamki armağanımız da bu. Söylediğimiz gibi. Bu oyunumuza katılmak için daha önce duymayanlar ya da duymuş olanları da hatırlatmak için söyleyelim.
Standart FM'in web sayfasında bir radyoma destek butonu var, düğmesi. Oradan ufak bir 9 lira sanırım. Minimum pay. Payle bu oyuna dahil olabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda onu yukarı doğru taşımaya çalışacağız. Şimdi bence temel problem standartlar. Tam olarak oraya gelelim. Diyorum ben de. İki önemli notum vardı. Bir tanesi bu. Size sorum. Bugünkü standartlarla ilgili. Daha doğrusu. Kaybedenler kulübünün. Yazılı olmayan standartları bölümünde ilk ele almamız gereken konu bence domates çorbası. Müthiş. Müthiş bir konu. Çok büyük bir yara. Çok büyük bir kaos. Akıl almaz savrukluklar. İnanılmaz uygulamalar. Kendini bilmezlikler. Hadi sendecilikler. Ya ben yaptım olduculuklar. Hıyarı var deyip tuz alıp koşmacılıklar. Ya. La dolu bir alan. Ya. Ne. Değerli Kaybedenler Kulübü, bundan sonra her Kaybedenler Kulübü programında, ki bu bizim belki de biraz ihmal ettiğimiz bir misyonumuzdu. Çünkü bildiğiniz gibi standartlar ikiye ayrılır. Standart standartlar ve yüksek standartlar. Dolayısıyla her Kaybedenler Kulübü'nün üstasında bu darmadağınık, bu almış başını gitmiş savrukluğu bir nebze olsun toparlayabilmek için yeni bir bölüm gibi de düşünebiliriz. Ki Amir, bir mesela jingle olması için bir şey, jingle seslendirmesi yapabilir misin şu anda Ragıp için? Ne diyeyim? Standartları ayarlama istiyoruz. Standartları Ayarlama Enstitüsü. Az sonra. Oldu galiba ya. İstersen bir daha söyleyeyim. Olur. Standartları Ayarlama Enstitüsü. Az sonra. Bir daha söylesene. Standartları Ayarlama Enstitüsü. Az sonra. Kaybedenler Kulübü'nde. Evet. Gerçekten çok önemli bir konu. Gerçekten de, daha doğrusu. Az sonra. Ses yok. Soru yok. İnsan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşım benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybeden.
Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz değerli dostum. Kaan Çaydamlı, ben Mete Avunduk. Bu gece Kadıköy'de, Merkez Stüdyo'da yine canlı yayındayız. Bugün 11 Mayıs 2023 Salı. Salı gecesi. Tabii ki çok önemli konularla başladık programa ve devam ediyoruz. Çok da tempoyu düşürmeden devam edeceğiz. Şey hatırlatmak isterim. Playboy'un 1968 yılı nüshası bugünkü hediyemiz. Nefis bir sayı. Tam içindeki takvimde duruyor gördüğünüz gibi. Ortasındaki şey duruyor, posteri duruyor. Yani o poster mesela dili olsa konuşsa mesela 1968 yılı için. Bakayım dili var mı? Senin bir bakacağım. Ben baktım dili yok. Şeyi var ama. Var. Var. Bayağı bir şeysi evet. Var yani. Evet. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Valla toprağı bol olsun. Bu da acayip bir şey değil mi abi? Ben bazen buradaki 60'lı yılların playboyları çok geçiyor elimden. 62-63'ler özellikle. Şeyden google'lıyorum. Ne olmuş diye. Çoğu 30'lu yaşlarda intihar. Ya da overdose şeyi. Evet 62-68 Vusto, evet. Vusto bilmem ne tabii. Ama mesela hatta bir dinleyenimiz var Beste. Bu arada Playboy 68 nüshası için, 68 yılı nüshası için pay vermeye radyoma bağış evet. Butonundan bize destek olmaya devam edebilirsiniz değerli dinleyenler. Evet ilk tur payları şimdi evet, alıyoruz. Beste'yi çok bekletmeyin. Beste merhaba. Merhaba. Hoş geldin. İlk defa mı konuşuyoruz seninle? Evet ilk defa. İyi çok iyi. Çok Beste sevindim. Bizi nerede arıyorsunuz? Bursa iyi. Bu mevsimde çok iyidir. Çok lodos. Lodosu yani, çok sert olur. Verdim. Nasıl? Bilmiyorum ben de yeni geldim. Güzel ama galiba. Öğrenci misin? Yok. Psikoloğum. İstanbul'da yaşıyordum ama evimi boşalttım. Böyle 2-3 gün içinde apar topar geldim işte. Depresyona mı girdin? Ama iyiyim. Analize gidiyor musun? Neye? Analize gidiyor musun yani şey süpervizyon alıyor musun? Aslında psikolog olarak ya terapist olarak çalışmıyorum. Ben senarist olmaya çalışıyorum. Yazma çizme işleri. Evet bir şekilde. O zaman Bursa iyi bir yer yani. Lodos'u. Bence tam yerine gitmişsiniz. Manzarası. ve şey katlanılmaz gece hayatıyla oldukça hoş bir yer olduğunu düşünüyorum. Ben sık sık geçerim oradan. Nereye geçtin? Genellikle Balıkesir, Edremit, Ayvalık, Cunda ya da işte Bergama, hani Havas Bergama ya da Asos Kaz Dağları gibi geçerim yani oradan. Hiçbirisini de görmedim ya, yorum yapamıyorum ama. Sizin yaş kaç Beste? 26. Neyi görmedin şimdiye kadar? Saydığımız yerleri mi görmedin? Alo? Anlamadım. Neleri görmedim dedin Beste? Az önce saydığımız yerleri. Ciddi olamazsın. 26 yaşındasın. Vallahi. Nasıl evet. Bir şey hayatın oldu senin? Yani erkek arkadaşın falan olmadı mı hiç? Oldu ama Balıkesir'e gitmedik. Nereye gittiniz? Ankara'ya mı gittiniz? Yani eve gittik. Sonra çıktık tekrar eve gittik. Evet, direkt seks ya. Aşırı seks. Allah hayır sayılır. Kaç ay sürdü? Biz niye böyle hayatlar yaşamıyoruz ya? Sürekli eve gitmeli. Yani bana hiç karartıcı gibi. Ben mesela illa bir yere gideceksem ne bileyim. Yani Cunda'ya giderim, şeye giderim. Yani illa seks yapacaksam. Sağa gidemiyoruz. Hiçbir şey bilmiyorsan Olimpos'a gidersin be. Yani Olimpos'a gidersin.
Hele şimdi yani. Sıkıntı atmak için yani. Tabii tabii. Bir, yol olsun bir diye. Hafiflemek için. Ben bilmiyorum. Ayrıldın herhalde. Yani bir, çünkü depresif geliyor sizin hakikaten çok fest. Açıkçası evet bitti ama o tüy dikti gibi oldu. Hani hmm. olan her şey üzerine. Üstüne. Kötü bir şeyler mi yaşandı yani? Yok. Sen öyle hissediyorsun ama geçer ya. Geçiyor yani. Geçer. Geçiyor. Bir çıkart kafanı şeyden, Bursa'dan. Var mı araba, motor, bir şeyin var mı? Yok ya. Skutere bile binemem ben. Ehliyet. Mesela biz 18'inde 30 tane motorla geçeceğiz Bursa'dan. Birinin arkasına atla, ne dersin? Beğendiğim bir tanesinin yani. Beste genç yaşta sinirlerini aldırmış gibi konuşuyor. Benim sinirlerim bozuldu. Yok, bu sinir aldırma değil. Çok yakın zamanda çok değiştim, biliyor musunuz? Büyüdün mü acaba? Öyle bir şey. Anlamıyorum. Ya daha kötü, hani daha çok delirdim ya da bir böyle sükunet geldi bana. Hmm. Onu hazmedemiyorum. Yani normal bir şeye mi dönüşüyorum, yoksa bir şeyler mi eksildi de böyle oldu? Eksilmez. Böyle bir metamorfoz gibi bir şey mi? Eksilmez. Bir şey eksilmez. Nedir o? Metamorfoz. Evet. Yani entelektüel bir kelime olsun diye söyledim. Ben de ne demek olduğunu tam bilmiyorum. Metamorfoz şey, dönüşüm gibi bir şey. Başka herhalde. Bir şey. Yani bir tane kitapta okumuştum. Köfte. Fransız köfte. Fransız kafte. Fransız Kafka. Evet. Francis. Francis Kafka. Francis Ferdinand olmasın? O da olabilir. Olabilir. Evet. Ben de duydum, öyle bir yazar duydum ben de. Tarkan'ın da bir albümü var, Metamorfoz diye. Ben çok severim mesela. Çok entelektüel bir çocuk o zaten. Aa. Ya. Ben çok severim. Ben de. Beste, senin için bir şeyler yapma. Ya ben de şu an ihtiyacı hissediyoruz ama yani karnım ağrımaya başladı benim. O kadar şey ki yani, ya yapabileceğim en iyi teklifi yaptım ben sana. Sana ne teklif ettim bu arada? Ben onu kaçırmışım. 18 Mayıs'ta 30 tane motorla Bursa'dan geçeceğiz kardeşim. En beğendiğin motorun arkasında bir gel 2 gün. En beğendiğin motor derken hepsi motor zaten. 30 tane motor yani. Sıkıntı olmaz yani o anlamda. Hangi motorun güzel olduğu mu, hangi şefer, siz ne diyorsunuz, driver'ın güzel olduğuna mı bakacak pilotun? Onun bileceği bir şey var. Ya ben olsam hangi motor iyiyse ona binerim yani. Evet. Ben de. Sonuçta yani bindiğim motorla indiğim, yani indiğim motorun şeysi olmaz yani, hesabı olmaz yani. Bir motora binersin, iner başka bir motora binersin. Motorize bir şey çünkü yani. Anladım. Peki. Yol bu. Yol yani. Yol, evet, doğru. Yani yolda ne olacağı belli olmaz yani. Yolun belki en güzel taraflarından biridir bu yani. Belki ölürsün mesela. Bunları düşünmene gerek kalmaz. Evet. Al bak. Al bak, görüyor musun? Güzel bir ölüm bence. Temiz. Sen bir gün, bu geçen gün Hendek'ten, senden iyi olmasın, bir arkadaşımla konuşuyorum. Sen geçen yıllarda şöyle bir laf etmişsin. Ben. Evet. Yaşam ölümün turşusudur demiş. Çüş. Maşallah. Ben yani aşağı yukarı 2 gündür onu düşünüyorum. Bence kafam iyiymiş benim. Ben normalde böyle şeyler söylemem. Yok, bu biraz entelektüel bir şey tabii. Evet. Sana fazla olmuş mu? Ağır, ağır bir şey yani. Ben bunu hatırlıyorum. Tabii ki hatırlarsanız. Ölümle fermantasyon arasında bir bağ kurmaya çalıştığımız programlardan bir tanesinde, insanın, bu da sizin aslında fikrinizde, insanın kendini fermante etmesi. Evet, ben bayılırım. Üzerine konuşmuştum. Hatırladım, evet. Buradan çıkmış evet. Bir mottoydu, evet. Öyle diyelim. Evet, tabii güzelmiş. Ki tabii ki yaşam ölümün turşusudur. Evet, tabii. Nesi olacak? Kim, ne, daha ne? Öleyim mi? Hayır yani? Değil de. Öleyim mi yani? Ha. Ha. Ölüm mü yani? Ölüm mü? Ölüm mü? Ölümü ye. Ha. Gibi bir şeydir bu. Tabii.
Turşu da yani yenir yani. Yenir yani, yenir. Evet. Ben hatırlıyorum, ben sanıyorum 4 yani 4 ay kadar yıkanmamıştım. Evet. Çünkü bir kendimce bir evet, 123 şey, gün o. 123. Evet, kendimce bir şey geliştirip ben en son işte Olimpos'ta Akdeniz'e girdim. Girdikten sonra duş almadım. Dolayısıyla tuzladım vücudumu. Evet. Dolayısıyla kardeşim bakalım ne olacak deyip 123 gün yıkanmamıştım. Sonra çürümeye başladım ayak baş parmağımda. Evet. Enteresan. Kulaklarından başladı. Şuradan başladı. Evet, evet, doğru. Ama serçe parmağımın ucunda da küçük bir morarma başlamıştı. Morarmalar başlamıştı. Evet. Önce kulak memem kokmaya başladı. Sonra Mete'ye dedim, abi bu ne dedim ya, kokuyor. Ha dedi, fermente oluyorsun demişti. Abi bana, iyi o zaman dedim, devam edeyim ya fermente olmaya. Evet. Kötü mü oldu? Yok. Yok. İşte buyurun. Sonra ben o günden beri benim mesela sağ kulak memem yoktur. Onu evet, fermente edip biraz patates kabuğu, mısır küspesi koyup birlikte fermante edip distile etmiştik. Sonra fıçıladık onu. Ne oldu o fıçı? Bekliyor. 24 yılı bekleyeceğiz. Ha, öyle demiştik değil mi? Evet. Yani bir tür ölümü içeceğiz değil mi? Yani bence her insan kendi ölümünü bir kez içmeli. Katılıyorum. En azından tadına bakmadım. Evet. Evet. Beğenmezsen içmezsin. İçmezsin kardeşim. Zorlayan mı var? Öyle yani, beste bizde durumlar böyle. Güzel. Amir, içecek bir şey var mı? Şu YouTube kanalından iki bir şey atın da bir evet, ben de şunu boğazımız ıslansın kardeşim ya. Buzdolabından şey alayım. Yalnız merkez stüdyoları müthiş hakikaten. Soğuk içecek olsun. Soğuk içecek olsun. Pardon abi. Bu konularda hakikaten evet, Playboy oyunumuz devam ediyor. Hediye oyunumuz, radyoya bağış butonuyla bu hediyeyi kazanma şansınız var. Beste, çok teşekkür ediyoruz. Teklifim geçerli. Tamam. Ben teşekkür ederim. Sizin görüşmek üzere. Tekrar görüşelim, arada ses et ki gelişmeleri takip edebilelim. Evet, arayıp sorarız da. Biz bu konularda çok şeyizdir, aidiyeti yüksek evet, insanlarızdır. Evet. Tabii ki yaptığımız radyo programı da öyle. Çok sesiniz çıkmazsa biz ararız. Evet. Yaşıyor musun evet, diye. Fermente mi oluyorsun? Ne oluyorsun? Diğer azık. Saygıdeğer dinleyenler, gece boyunca bizle dahil olmak isterseniz Beste gibi. Lütfen Standart FM'in Instagram hesabına bir direkt mesaj atın ki size ulaşabilirim. Lütfen bu mesajda telefon numaranızı ve adınızı yazmayı unutmayın. Başka türlü sizi bulamıyoruz. Hatırlattığın gibi bu akşamki armağanımız Playboy'un 1968 Ağustos sayılı nüshası. Neredeyse yaklaşık Woodstock sayısı. Yaklaşık 1 kilo ağırlığında. 200 sayfaya yakın. Bu harika. Matkuşa. Çok iyi kondisyonda dergiyi bu gece bir dinleyenimize armağan edeceğiz. Bu oyuna katılmanız için yapmanız gereken sadece sitemizden, radyoma destek kısmından bize ufak da olsa bir destek atmanız ilk tur için yeterli. Bir şey çalacağım mı yoksa aklıma bir şey geldi de Playboy. Lütfen söyler misin? Ya şimdi bu tabii hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşuyoruz farkındaysanız. Evet abi. Değerli dinleyenler. Aşağı yukarı da bir saat kadar. Tam bir saattir yayındayız. Yayındayız. Dolayısıyla bayağı bir ilerleme kaydettik bu konularda ama şimdi Playboy ile bir araya gelince hani bir korunma yöntemi olarak çekilme. Hı hı. Çekilince ne olur? Çekilmezsen ne olur? Çekilmezsen ne olur? Çekilmezsen çekilmez mi olursun? Çekilince çekilir mi olur? Çekimserlik. Çekince
Çekince gibi konularda konuştuk. Umarım faydamız olmuştur ama ben mesela sen, yani seksten hoşlanmayan biri olarak sırf seks taraftarıyım. Otoseks. Mastürbasyon. Evet, 31 yani. Okey. Şimdi bu, yapmayacaksın herhalde. Yok yani, yani onu da tasvip etmiyorum aslında. Onu ben da hijyenik buluyorum. Ben de çok yani, sıkıcı buluyorum çok açıkçası. Çok ayrıcı bir de. Ne o öyle yani? Ne oluyor yani? Allah aşkına bir şey yapın ya. Yani, yapmayın. Yani vallahi yapmayın. Yani. Bunu bize yapmayın. Çok ayıp. Da geç yani. Vallahi billahi. Allah şey yapmasın, utandırmasın. Şimdi Playboy. Mesela 1968, sen dedin ya hani, search ediyorum bazen işte. Evet. Evet. Mesela bunu alan birisinin bu burada çok beğendiği bir kadından, bir kadın görselinden, hı-hı, fotoğrafından, hı-hı, etkilenerek mastürbasyon yaptığını, hı-hı, düşünelim. Şimdi, hı-hı, zaman ne acayip bir şey değil mi? Çok. Yani 1968'deki bir kadının 1968'deki halinden, evet, aldığın erotik evet, şeyle, motivasyonla bir tür heyecan yaşamak. Heyecan yaşamak, tohum saçmak. Biz mesela çok garip geldi bana. Ben seksten bir kere daha soğudum ama yani. Ama bu aslında şöyle bir şey söyledik hani, işte yazı kalır gibi. Fotoğraf yazıdır. Kalır. Çünkü o bir yazıdır. Tabii. Gümüş plakaya. Aynen. Yazılmış bir şeydir yani. Yazılmış ışıktır. Işığın şeyidir. Turşusudur. Turşusudur. Ha, buyurun. Fotoğraf ışığın turşusudur. Evet. Fotoğraf bir ışık turşusudur. Evet, evet. Hadi bakalım. Bakmayı biliyorsan, görebiliyorsan. Hadi Roland Barthes, çık pazarından ve cevap ver buna. Hadi bir yanıtla bakalım, ne diyeceğim. Kolaydı kameranın üstüne yazmak. Ses yok. Soru yok. İnsan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşım hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Evet değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023 10. Nüsa 11 Mayıs Salı gecesi. Daha doğrusu Mete Avunduk, ben Kaan Çaydanlı, Kadıköy Standart FM Merkez Stüdyolarında sizlerle birlikteyiz. Bugün oldukça önemli konular üzerinde konuştuk. Daha da konuşmaya devam edeceğiz biraz daha. Vaktimiz var. İki konuğumuz daha olacak. Canlı yayın konuğumuz. Onların ilki Norveç Betlik. Norveç Betlik. Selam. Selam Norveç. Amirler, selamlar herkese. Nasılsın? Norveç'ten Türkiye'ye geldik. Geldin mi? Şu an Bursa'dayım. Büyük 18 Mayıs motor geçişi için ayaklarımızı aldık. Aldık diyorsun. Norveçli arkadaşlarımız da davullar, zurnalar eşliğinde.
Okay. Büyük geçişinizi selamlayacağız. Yani motor arkasına erkek alınmıyor biliyorsun yani. Beste belki kabul ederse. belki Beste'yle bir iletişime geçip bir şey yapabilirsin. Bir destek olabilirsin. Bir betlik amiri olarak yani. Sizin bu turlarda CC sınırı var mı? Ben mesela 71 model Vespa'mla gelsem. Geçebiliyor muyum? Geçemez. Ne yapabiliyorum? Yani zaman geçiririz. Yani yolda çok zaman geçiririz. Tamam, geçerim yani. Tabii. Yani evet. Yolda zaman geçiririz. Olmadı çekilirim. Çekilebilirsin. Çekinebilirsin de yani. Ya da Bursa'da kalırım. Yani Bursa'da Beste var. Norveç Betlik Bursa'daymış. Şöyle düşüneyim. Kalacak yerim var yani. Oh, ama yatacak yerim var mı? Oo, piti piti Beste. Aa, Beste çık. Allah ya. Allah Allah. Şans be. Yani işte. Norveç. Oh, al işte. Norveç Betlik. Valla şansına küs. Ah, ya da şansına şükret. Karışık bir durum tabii. Karışık bir durum. O zaman ben Denizli'ye doğruyum. Yani bir sonraki şehirde sizi selamlamak için bekleyeceğim. Abi. Bursa'yı Beste'ye bırakıyorum. Güzergahımız Denizli'den geçiyor. Evet ama Palamutbükü'nde bitiyor. Bir Erol Egemen. Kim? Erol Egemen diye biri varmış. Bu Datça bölgesinde yaşadığı yönünde bir duyum aldık. Dolayısıyla bir çete olarak gidip yerinde bir görelim. Allah Allah. Dedik akşam da Palamutbükü'nde kalacağız senden, iyi olasın. Hakikaten sizin işiniz gücünüz yok ha. İşimiz gücümüz çok ya. Çok, yok yok. Çok yoğun. Çok yoğunuz yani. Yok yok. Yok gerçekten. Çok yoğunuz yani. Gerçekten yok. Ama yani böyle bir duyumun da peşine gitmem gerekirdi abi. Yani fena değil. Ben de heyecanlandım şu an. 19 Mayıs ve baharın gelişini kutlayacağımızı umuyoruz Norveç. Tekrar dönecek misin? Amirler, yüksek ihtimal Türkiye'de biraz kalacağım. Umarım denkleşiriz buradayken. Umarım. Umarım. Denkleşiriz. Son olarak kapatmadan birkaç ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen. Şimdi lütfen. Takvime baktığımda bugün ayın 11 olarak gözükmekte. Evet. Bir mühendis olarak şu an hemen mühendislik hesap makinemi çıkartıyorum. Birkaç hesaplama yapacağım size beraber. 11'den 1'i çıkardığımızda geriye 10 kalıyor. 10 kalır, evet. Evet, bu da 10. Nisa. Bu da mı tesadüf? Yok artık. Çüş! Yok artık. Çüş. Yani tesadüf olamaz. Tesadüfün böylesi. Yok canım ya. Daha ne var? Sizleri çok seviyorum. Eyvallah. Güzel işti. Eyvallah. Kendinize çok mutluyum. Meta abicim abi. Eyvallah, sağ ol. Seviyorum. Hoşçakalın. Görüyor musun bak tesadüf evet. Ya. Evet. Ya. Bu da mı tesadüf? Bu da mı tesadüf kardeşim? Ya. Yani işin kötüsü. Bugün ayın 11'i. 2'yi de çarp. 22. 2'ye böl. 11. Bir çıkar. 10. Bu da mı tesadüf? Ya. 10. Lütfen. Ya. Ha. Ya. Görüyor musun? Ya. Görüyor musun? Görüyorum. Bayağı görüyorum yani. Evet, derdindenler, kaybedenler kulübü. Evet. Masada? Playboy 1968 Ağustos ayı çıkışlı Playboy dergisi var elimizde. Bu akşamki armağanımız radyomu destek kısmından bu açık arttırmaya katılan dinleyicilerimiz arasından bir kişiye vereceğimiz armağanımız bu. Şu an 500 lira masada. Hı. İsmi söyleyebilir miyim? Tabii. Yasemin Kaya şu anda en yüksek payda ki yani isminden anladığım kadarıyla yani bir Playboy dergisini talep etmesi bende ciddi şeyler doğurdu yani şimdi. Peki kapaktaki fotoğraf ki bunu Instagram'da paylaştık. Kendisine benziyordur. Benzemiyor. Belki bir benzerlik kurmuş. Benzemiyor. Belki orta şeydeki şu ördeğe sarılmış abla var ya burada. Benziyor. Ya. Gördün mü? Belki de yıllardır bu Nisan'ın peşindeydi ya. Belki de. Belki de. Çünkü belki de seks hayatı çok kötü gidiyor ve yeni bir şey arıyor kendini. Belki de. Belki de. Belki de. İşte hendek, işte deve.
Atlatabilirsen atla. Ya. Ya. Ya şey yaparsın ya şey yaparsın. Ya şey yaparsın ya, ya şey yaparsın. Ha. Ya. Evet değerli dinleyenler. Binaenaleyhine. Evet, açık artırmamızda bir... Bu şekilde devam ediyor. Çok da şey bir 20 yapmayalım. Dakikamız var. Ama şu önemli görevi yerine getirelim. Çünkü yani bu bir misyon. Hakikaten bu standartlarla ilgili yaşadığımız nümayiş, adam sendecilik, ters gündecilik. Yaptım olduculuk. Bu da nereden çıktıcılık? Evet. Hadi be sendecilik. Gibi. Yani daha söylenecek çok şey var ya, da. Vardı şimdi ben de hepsini hani şey yapamıyorum. Yeri değil diye şey yapmıyorum ki. Bu arada yani su muhallebisi konusu da çok hassas bir konu. Not aldım ben. Lütfen not alırsanız. Standartları Ayarlama Enstitüsü'nde bugün domates çorbası. Evet. Domates çorbasının temel standartlarını belirleme üzere değerli dostum Meta Unduk ve ben Kaan Çaydam'la burada huzurlarınızdayız. Evet. Değerli dinleyenler. Ben izinle şunu anımsatayım. 1997 yılı Aralık ayı içinde sabitlenmiş standarttır. Domates çorbası standardı. Evet. İlk konuştuğumuz günün tarihi burada önümde yazılı. Evet, evet. 1997 Aralık'ta ama, sabitlenmiş standart. Ama demek standarttır. Ki bunları tekrar çünkü çok deformasyon, evet, çok tabii. Standart dışı. Tabii şeyler. Insta, Fays, YouTube. Her hıyarım var diyene tuz dolu koşmacılık. Koşmacılık sonucu bu noktalara geldi. Yani domates çorbası meselesindeki bu savrukluğa ki yani 1999 Aralık ayında belirlediğimiz standartlar uzun bir dönem bu konuda bir düzen sağlamış olsa da artık ipin ucu kaçmış durumda. Dolayısıyla bugün belki 11. Nüsa'da standart nedir? Standartlar nasıl belirlenir? Yüksek standart nedir? Standart nedir? Standart düşürmek nedir? Gibi konularda daha geniş konuşabiliriz ama bugün direkt ben vaktimizin de daraldığını görerek. Çünkü bu aşağı yukarı bize Kaybedenler Kulübü standartları belirleme Enstitüsü Masa Şefliği tarafından verilen 1,5 dakikalık bir süre içerisinde halletmemiz gereken bir konu. Evet, maalesef. Standartları belirlemenin temel noktalarından biri bunu kategorize etmek. Ama önce domates çorbası nedir? Bu konuya bir açıklık getirelim. Evet. Ki genel yani standartları bozan genel davranış biçimi de buradan kaynaklanıyor. Domates çorbası bir un çorbası değildir kardeşim. Evet, domates çorbası domates çorbasıdır. Evet. Şimdi temel soslardan biri olan yağ ve un kavurarak elde edilen bulamacı, süt ve sütle açarsınız başamel. Evet. Buna gebertilmiş patlıcan eklerseniz hünkâr. Hünkâr beğenir çünkü hünkâr böyle beğenir. Bir şeyi gibi çoğalan. Eğer bunu sadece suyla açarsanız terbiye dediğimiz, terbiyesini vermek dediğimiz. Evet. Dolayısıyla bunu un çorbası dediğimiz bu temel sosun ki düğün çorbasından tutuyorlar. Tavuk suyuyla açarsanız evet, düğün çorbasına düğün gider. Çorbası, çok savruk bir alan yani. Hakikaten neresinden dokunsak elimizde kalan bir konu bu. Evet. Fakat bugün domates çorbasına odaklandığımızda domates çorbasının bir un çorbası olmadığını öncelikle ifade etmek isterim.
Tabii ki. Bugün yaşadığımız temel problemler domates çorbasının salçanın suda açılmasıyla. Evet Amir. Yaşadım. Birebir yaşadım. Bu ne ya? Bu vakalarla karşılaşıyoruz. Özellikle ülkenin doğusuna doğru gittikçe biber salçasına, domates salçasına biber salçası katılarak olur mu ya öyle çıkan vakalar var yani. Bunlar yerinde tespit edilmiş şeyler. Dolayısıyla bunlar yani bir kere şunu söyleyelim. Domates çorbası salçayla yapılır. Bakın. Bloody Mary ve domates çorbası domates suyuyla yapılır. Başka türlü de olmaz. Olmaz. Bunun da gelip hani şeysini de yapmayın burada. Çünkü çok çok ters olur yani. Çok tersi olur yani. Birinci standart. Domates çorbası domates suyuyla yapılır. Evet. İster marketten olun. İsterseniz evde kendiniz sıkın. Sıkın bir tülbentten geçirip. Tabii süzmeniz gerekiyor. İnce tülbent. Çok ince. Ama domates suyu. Domates suyunu ile açtıktan sonra unlu base sosumuzu bir miktar krema koyarak rengini hafifçe kırarız. Evet. Zaten domates suyu asla domates renginde yani kırmızı değildir. O her zaman içine sanki beyaz katılmış evet. Kırmızı gibidir. Evet. Onu da daha da açarız. Doğru. Evet. Aynı. Domates çorbası standart. Yüksek standartlarını açıklıyorum. Un, zeytinyağı kavrulur. Temel sos elde edilir. Tereyağı da eklenir. Mümkündür. İkinci ve temel standardı bunun. Yüksek standardı domates çorbası. Domates suyu. Üçüncü önemli nokta. Ya, üçüncü ve son önemli nokta. Önemli nokta. Domates çorbasına kaşar konmaz kardeşim. Evet. Hiçbir şekilde konmaz. Amele misiniz siz ya? Domates çorbasına kaşar koyma işkencesini çok iyi hatırlıyorum. 1980'li yılların sonlarında Bolu'da varan tesislerinde Refik Usta icat evet, etti. Evet. Doğru. Refik Kısacık. Evet. Sonra, bir ustaydı. Evet. Mülayim bir ustaydı evet. ama bazı şeyler deneysele gelmez. Gelmez. Yok efendim müşteri böyle seviyor. Evet. Servisini böyle yaparsak şöyle olur. Yok. Şimdi tabii şunu da anlamak lazım. Kısacık Recep Usta tabii varan tesisleri lüks bir tesisti ve o yıllarda kaşar peyniri de lüks bir üründü. Yani dolayısıyla bir dokunuş yapmak istemiş evet, olabilir ama yani, segmenti yükseltmeye yönelikti. Evet. Ama yani her gördüğü şeye taze kaşar rendeleye ki taze kaşar dediğimiz şey de bugün yani kullanılmayan süt yağından yapılıyor. Evet yani süt yağı bile değil. Ya neyse artık o yani. Hiç konuşmayalım abi. Evet. Yani domates çorbasına taze kaşarı koyup sonra da o kaşıkla onun o sonsuz uzaması onu nasıl yiyeceksin? Boğulursunuz be. Evet. Boğazına kaçar. Ayıptır be. Tabii. Olmaz. Ne hale geldi bu ülke ya? Olmaz. Çok teşekkür ederiz sayın dinleyenler. Çok teşekkürler. Gerçekten. Az sonra tekrar birlikte. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Thank you.
Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Biraz sakinleştim amir, bu şey beni çok geliyor yani hakikaten. Özellikle Kaşar mevzulu haklısın. Çok geliyor bana. Kusura bakmayın sayın dinleyenler, ve biraz haddimi açtıysam. Estağfurullah. Çok özür dilerim. Olur mu? Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü dinliyorsunuz. 2023-10. Nusa'dayız. Bugün 11 Mayıs Salı. Evet. Erdoğan Mete Onduk, ben Kaan Çaydamlı. Yaklaşık nereden baksan 1,5 saattir canlı yayındayız ve son konuğumuz hattımızda. Evet amir, ben hemen öncesinde şunu söylemeliyim. Bu akşamki armağanımızı yerine kavuşturalım. Katılan bütün dinleyenlerimize teşekkür ederim. Öncelikle destekleri için. Standart FM'e büyük destek oldukları için. Bu akşam 1968 Ağustos çıkışlı Playboy dergisi armağan ettik bir dinleyicimize. O da şu ana kadar buradan gördüğüm en yüksek pay sahibi Yasemin Kaya oldu. Hayırlı olsun. Ben elden veririm kendisine. Bu akşamki oyunumuzu burada sona erdi. Çok teşekkür ediyoruz katılan herkese. Sezgi. Selam. Nasılsın Sezgi? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi vallahi, alışkanlık oldu programı seninle kapatmak galiba. Ben de onu söyleyecektim. Hep son bağlanıyorum. Bugün şey denemek istedim. Ya bir programın en başında bir mesaj atayım bakayım. Aralarda ya da başka bir bağlanacak gibi. Olur, haftaya öyle deneyelim. Evet. Yok, iyi böyle ya. Kapatalım. Ama bir şey eklemek istiyorum önce unutmadan. Tabii. Kaşar konusunda ben de çok takıldım. Burada tansiyonum yükseldi. Ya, kaşar dediğimiz şey tarzı olmaz zaten. Fıtın aykırı. Yani. Adı üstünde kaşar ya. Kaşar yani. Öyle değil mi? Bana geçen gün, eşim bile bana kaşar dedi geçen gün mesela. Tarzı kaşar mı olur ayol? Ya, yani. Hiç. Şimdi... Hele ki domates çorbasına. Domates çorbasına illa peynir koyacaksan yağsız bir peynir koyman lazım. Yani... Hellim olabilir. Hellim olur. Parmesan olur. Hayır. Parmesan bence. Ya da gebertir parmesan. Hayır. Öldürür çünkü parmesan çok güçlü bir peynir. Ha. Yani çok... illa üstüne bir şey mi koyacaksın? Ha. Miden kaldırıyorsa parmesan koy. Hafif. Şöyle... Ben şey ya, ezine, yani ezine çok güzel olur. Eser. Parmesan çorbasına da çok güzel olur. Bu arada. ezine olmaz. Ezine. Olmaz. Küçük, olmaz. Küçük. Bırakır kendini. Yok. Sizgi bırakır kendini. Bir, hayatım ben Trakyalıyım ya. Lütfen. Bir krokan formuna ezine var. Bir krokan formuna getirebileceğiniz peynirlere ben şeyim. Tamam, denenebilir derim. Çok zor yani, bir kere. Ezine yani. Erir. Bir kere fermente olması lazım. Evet. Yani tam sert, tam yağlıysa fermente, yani olgunlaştırılmış ezine kullanman lazım. Tam sert kullanman lazım. O da peynire yazık be. Yani içine rakı dururken yani. Niye domates çorbasını atıyorsun kardeşim onu? Yazık. Vallahi yazık. Çok adam, varsa hepsini atar. Adam, bak adama sorarlar sonra. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Ya. Ya. Adama sorarlar. Bizde tarhana çorbasına koyuluyor ezine, düşün.
O şeyden siz artık yani o bolluktan neremize süreceğiz şeyine evet, geç geçmişsiniz. Neydi yani. O bir şey var bir laf vardı işte, yağ mevzusu değil mi? Şeyime de bir sürü. Biz ona şeyde Kuzey Afrika bölgelerinde deve götü yağlamak deriz. Evet. Güzel söylediniz. O bölgeye ait bir şeydir. Güzel söylediniz. Bizim coğrafyada pek ha, şey olmadı. Birçok yağlamışlığım da vardır yani. Evet. Çatlıyor çünkü yani hayvanın şeyi çatlıyor. Ne yapsın hayvan? Ne yapsın çölde? Kurumuş. Yani ay, hatta yani gizli gizli kendi şeyini bile affedersin gerini bile yağlama ihtiyacı. Yeah. Çünkü yani hayvanın yüzündeki o rahatlamayı görünce insanın bir aklı gidiyor yani. Ve oradan çıkmış bir laf yani bu. Dolayısıyla yani bu dünyanın öbür tarafı da var. Dolayısıyla şimdi zaten tarhanaya yoğurt konur. Evet. Aa o da güzel. Manda yoğurdu. O da güzel değil. O da güzel değil. Tarhanaya başka türlü olmaz zaten. Yoğurt konur. Ya bize bir manda yoğurdu. Bize ya kardeşim tarhana standarda da belirletmeyin. Yani illa onu da mı anlatalım? İlla onu da mı söyleyelim? Ya, illa onu da mı belirleyelim yani? Ya bir işi de ya bir işi de kendiniz yapın kardeşim ya. Evet bir standardınız olsun ya. Ya. Mümkünse de yüksek olsun standardınız. Mümkünse. Ama yani tabii kayda aldım bu şeyi. Bu teklifini. Evet. Peki. Hatta bir şey daha var. Evet. Ki ben her yaz domates sosu yaparım. Hı-hı. Kavanozlarım tabii. Çekirdekli. Tabii çekirdekli ve kabuklu. Aha. Kabuklu seviyorum ben. Kabuklu. Blenderdan geçiyor. Tabii kaynatıp blenderdan geçiriyorum. Şimdi hemen bir şimdi standart problemi var. Şimdi burada bir standart nasıl problemi var. Nasıl söyleyin? Kabuk. Hayır. Yani. Kabuktan öte ben kendi şeyimi söyleyeyim abi size. Lütfen. Söyle. İşte blenderdan geçiriyorsan çekirdeği deforme edersin ve hücre dokusunu bozarsın. Doğru öyle oluyor. Şeyde domates çekirdeği ise şeydir. Hı hı. Ekşi ve acı bir bozar. Tat verir ve durdukça da o güçlenir. Sosu da bozar. Evet. Bozar, ekşitir. Dolayısıyla bütün iyi domates sosları çekirdeğinden arındırılmış. Tabii. Uygun şekilde çekir. Bir de ayrıca tohum bu kardeşim. Evet. Ziyan. Ziyan. Bakın şarap yapımında mesela biz üzümü ezerken çekirdeğini parçalamayız. Evet. Çünkü parçalanmış çekirdek şarabı acıtır. Evet. Günah bir de. Acı da günah. Ama şöyle domates çekirdeği o kadar acıtmıyor. Şaraba kesinlikle katılıyorum. Biz de domates sosunu gerçekten çekirdekleri ayıracaksak ve atalık tohumdan yapacaksak çok uzun, çok zor bir işlem. Hayır. Ben biraz daha blenderdan geçirme. Blenderdan geçirme. Tamam kalsın ya çekirdeği. Hayır çok pratik geliyor bak. Olmaz kardeşim. İşte bizim standart dediğimiz şey bu zaten. Dinleme. Yok pratik geliyor. Böyle bir şey dinleyemem. Yok çok. Daha çabuk oluyor. Böyle bir şey dinleyemem ya. Bu nasıl bir şey ya? O zaman lütfen sana bir size bir domates sosu gönderebilir miyim Kaan lütfen? Hayır. Hayır, mümkün değil. Olmaz. Tamam, mümkün ben değil. Getireyim o zaman. Bir dahaki gelişim domates sosunu da getir. Sosu döker, salonda oturur bir şeyler içeriz. Tamam. Olur. Adam gibi sana bir domates soslu bir makarna yaparım, bir şey yaparım. Napolitan sos. Onu söyleyecektim işte. Asıl adam gibi soslar bence şöyle. Ben özellikle domates çorbasının mevsiminde domates közlenecek fırında ya da kabuklarından ayrılacak ve ters süzgeçten geçirilecek. Şimdi bunlar makul ama şimdi bana bak. Evet. Bak yine şimdi bak, yine standart düşürmeyelim. Başka bir şey var. Başka bir şey var. Baba. Orada pişme var. Evet. Orada evet. Pişme var. Pişme. Olmaz. Ya fermentasyon ve salçaya gidiyor. Doğru gidiyorsun. Ayrıca. Hayır salça hiç sevmem. Salça hiç yemeyim. Yani fermentasyona gidiyorsun ya. Domates rakısı mı yapacağız kardeşim? Hayır. Domatesden çok güzel beyaz şarap olur. Domatesten çok güzel rakı oluyor bu. Evet rakı da olur. Beyaz şarap da çok iyi olur. Eğer tabii yeteri kadar pratiğe kaçmayıp beklemeyebilirsen. Beklemeyebilirsen ki hayatta yani ne zaman çekileceğini ya. Bilmek lazım ya. İşte. Yani çekilme, yani çekilince olmuyor. Doğru zamanda çekilecek. Doğru zamanda çekileceksin. Sen mesela nasıl korunuyorsun? Ben mi? Hı-hı.
çekilmeyle. Sen çekilmiyorsun herhalde. Orada ya, tabii ki karşımdaki ne zaman çekilecek orada zaten neler neler anlıyoruz. Ne kadar çekildi, ne zaman çekildi, nasıl çekildi. Allah Allah. Sonra bunu bilmiyordum yaptı. Ya. İnsanlar ne hayatlar yaşıyor. Vallahi billahi ya. Tabii ya. Ya seksene mi? Seks yapmaya mı başlasam ben tekrar? Ben yok tövbeliyim. Bu arada ben de bıraktım ya 5 yıldır. Tövbeliyim. Hadi. Hatta salı günü date'im vardı. Ne vardı? Date'im vardı. Böyle bir date'im vardı. Zeytin mi? Ya date. Ya dedim ki bugün buluşmasak mı acaba falan filan böyle içimizden bir düşündüm. Ha date. Dinlemek date. Ben de zeytin aynen, vardı söyleyeyim. Dedim ki ne tür bir zeytin diye. Standart belirleme şeyi var ya bende. Ya öyle anladığınızı düşünmemiştim kusura bakmayın. Dating vardı yani. Vardı. Evet. Bir yandan da böyle sürekli sizi takip ediyorum. İşte başladım mı başlayacak mı kalkayım artık ben falan filan. Bir de geç buluştuk. O da mesela sonra çok... Sonra bir baktım ertelenmiş. Haftaya salıya ertelenmiş. Bence yakışık almıyor mesela. Geç buluşmak nedir? Yani manasız bir şey. Şöyle oldu. Doğum günüydü. Kimin? Sürpriz yapmışlar. Ha, sana mı Beytimin, sürpriz? Beytimin. Doğum günüymüş. Sürpriz yapmışlar. Ben de sürprizleri hiç sevmem. Hiç öyle sürprizlerden de hoşlanmam, anlamam. O da işte sürpriz yaptıkları için bir 15 dakika gecikeceğim dedi. Ben de erken gelmemden daha iyidir dedim. Çok iyi demiş. Bence yarım saat gecikse harika olur. Harika olur. Nerede artık o şeyler? O yüzden bir tık geç buluştuk. İyi, iyi olmuş. O zaman iyi olmuş. Sonra baktım sizinle de haftaya salı buluşuyoruz. Oh, iyi. İsabet olmuş mu? Oh dedim ne kadar güzel. Kendim geç kalmışım gibi sevindim vallahi. Biz hiç geç kalmazsın abi. Abi hiç olmaz. Evet, güzel. Peki, çok teşekkür güzel. Ederiz. Biz biraz uzayalım artık. Çok teşekkür. Hadi keyifli. Uzayalım, biz de uzayalım. Aynen, keyifliyim ya. Siz de keyifliyiz. Görüşmek İyi üzere. Geldi. Sezgi. Sezgi görüşürüz. Bye bye. Çok yalnızım abi. Vallahi yalnızım açıkçası. Şu saat itibariyle burnum aktı. Yalnızlıktan oluyor abi, bende de oluyor. Evet. Harika bir programın sonuna geldik. Bugün bir Playboy dergisi, vintage bir Playboy dergisi armağanımız vardı. Yasemin Kaya'ya armağan ettik bunu. Oyunumuza katılan bütün dinleyicilerimize teşekkür ettik. Saygıdeğer dinleyenler, şüphesiz ki Kaybedenler Kulübü'nün her nüshasında olduğu gibi bu nüshada da çok dillendirilmemiş, çok herkesin cesaret edemeyeceği bazı konularda tabii ki aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce saptamalarda bulunduk. Bugün ağırlıkla üzerinde durduğumuz şey fermantasyon ve mandıracılıktı. Özellikle küçük baş hayvan yetiştiriciliği ve küçük baş hayvan turizmi üzerine konuştuk. Fermantasyonun bir sonun aslında başlangıçtan o sona kadar ki süreci olduğunu, daha doğrusu sürecin kendisi olduğunu savunduk kendimize göre. Bugün Kaybedenler Kulübü'nde standartlar üzerine konuştuk. Standartların ikiye ayrıldığını, bunların yüksek standartlar ve standart standartlar olarak belirlenmiş olduğunu, çok önceden belirlenmiş olduğunu, bunların kabul edilmiş olduğunu konuştuk. Bazı şeyler tartışılmaz. Şu kabul edilmiştir. Bazı şeyler öyledir. Sadece bilinir. Sadece bilinir ve konuşulmaz. Yazılı bile değildir. Çünkü bazı şeyler öylelikleriyle öyledir.
yeterli olduğunu umuyoruz. Eksik kaldığımız yerler içinde affınıza sığınıyoruz. Çok teşekkürler. Evet, çok teşekkürler. Hayırlı başarılar. Size. Daha dinleyenler, Kaybedenler Kulübü'nün 2023-10 ne oldu? Nüshası 11 Mayıs Salı. Sesi 2023 tarihinde Derdosu Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı tarafından Standart FM Merkez stüdyolarında, Kadıköy Merkez stüdyolarında icra edildi. Kaybedenler Kulübü'nün bu nüshasını her zaman olduğu gibi yine Montana mesela, hayatı ve kadınları hala da öğrenmekte olduğumuz Kadıköy sokaklarına adadım. Kalmak isterdik burada sabahın ilerleyen saatlerine kadar. Ama takdir edersiniz ki bizim de bir seks hayatımız var. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı kendi adıma. Hepinize iyi geceler diliyorum sayın dinleyenler. Tabii eğer böyle bir şey mümkünse. Umarız yeterli olmuştur. Hoşçakalın. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Bas para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye.